Ben 3-4 tane olay görürsem kendi izlediğim en iyi turnuva diyeceğim. Bak direkt gözünüze bakıyorum. Üçünü birleştirin, 10 lira basın, sahibinden koma girin. Diri bir Traore. Renkli görüntüler vesaire eksik. Dekolteli kadından falan bahsediyorsun. Tuttur'dan Dünya Kupası'na dünya kadar bonus. Tuttur Nuva'ya katıl, ilk 10'a gir, ödülünü al. Her zaman, her yerde. Tutar bunun 18. bölümüyle karşınızdayım. Yine gündemimiz tabii ki Dünya Kupası. Şimdi hiç konuya girmeden önce direkt size soracağım. Benim şöyle bir fikrim var. Birkaç tane olay yaşanırsa bu galiba 2002 Dünya Kupası'nı geçecek gibi geliyor bana. Bahadır sen ne diyorsun? Sen bu arada uzun zamandır yok. Evet hocam, merhabalar. Özledim. Hoş geldin öncelikle. Sohbet etmeyi böyle. Teşekkür ederim. Dünya Kupası olunca bir de sohbetlere bekliyorum. Eyvallah abi. Yani dün herhalde Costa Rica. İnanılmaz yani Costa Rica maçı. O işte senin paylaştığın 72. edit. Dakika. Senin paylaştığın edit. 3 dakika falan sürdü ama maalesef. Hemen evet. Yedi peşine Costa Rica ama yani bu kadar hiçbir şey, senin yine tweetinden de yola çıkın. Bu kadar hiçbir şey oynamayıp ama bu kadar heyecanlanan inanılmaz bir macera oldu adamlar için. Hiçbir evet. şey yapmadan neredeyse. Ama o kadar şey boyuta getirdiler ki işi neredeyse gruptan çıkıyorlardı falan. Kendi aramızda da şeyi konuşuyor. Bunlar 2014'te de Uruguay, İtalya, İngiltere grubundan lider çıkmışlardı. Evet, adamların genlerinde var böyle bir şey yani. Ona değineceğim. Güzel bir yere girdin. Hatta bir üst tura çıkıp orada da Yunanistan'ı elemişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hollanda'ya penaltılarla eleniyorlar. Evet. Çeyrek finalde. Çeyrek final. Evet, Yunanistan'ı eliyorlar. Hatta Yunanistan'ın başında o zaman şey var. Santos. Fernando Santos var. Hatırlıyorum o zaman çünkü Yunanistan'ı destekliyorduk penaltılarda. Şimdi burada hatırlıyorsanız hep şey konuştuk. Costa Rica ve Avustralya'nın, Avustralya'ya da geleceğiz birazdan, kadrosu turnuvanın en zayıf kadrosu. Fakat Costa Rica'nın Avustralya'dan ayrılan bir tarafı var. Bu oyuncular aşırı seviyede tecrübeli oyuncular. Büyük kimlikli, küçük ülkenin, bir ülkenin, fakir bir ülkenin yürekli oyuncuları yani romantize etmiyorum. Gerçekten böyle. İşte Yeltsin Tehya'da 2014 Dünya Kupası'nda da var ama işte bakıyorsun bugün 30 yaşında adam. 90-100 maçı var neredeyse. Zaten diğerlerini hiç saymıyorum. İşte Brian Lewis, Joel Campbell'dır. Bunlar inanılmaz zor bir gruptan. Grubun son 18 dakikasına gruptan çıkar halde geldi. Yani ki ben dün şeye baktım. Costa Rica Federasyonu'nun hesabına, altına. Abi herkes çok mutlu ve gururlu. Burada bizde şöyle bir şey var. 11 gol yediler yani toplam. Ama İspanya maçı hariç. İlk İspanya'm orada tamamen yok edildiler yani. Ortaya koydukları şey çok önemliydi. O senin dediğin genlerinde var. Mesela şimdi Tunus turnuvaya veda etti. Ama Fransa'yı yenerek gitti ve Fransa'yı yenmek Tunus için farklı bir anlamı var. Yani elenenler dahi herkes şey, ülkesini belli ölçüde mutlu etti. İşte Almanya'yı falan saymıyorum. Daha küçük ülkelerden bahsediyorum. Belçika dışında diyebiliriz. Mesela Belçika hiç sevk vermeden turnuvaya veda etti. Ama bu Costa Rica tipi takımlar bence turnuvanın en özel takımlarından birisi olacak. 11 gol yiyorsun, 1 gol atıyorsun. Dediğim 18 dakika kala 6 puanı var ya. Çok saçma. Şey 2 gol atıyorsun. Şey 3 gol atıyorsun. Ya grupları herhalde en heyecanlı kılan şey bu oldu. Grupların özeti gibi oldu diyebiliriz abi. Yoksa hani favorilerin çok baskın olduğu, favorilerin sürklase ettiği bir grup süreci değil. Hiç. Tamamen öyle bir grup yok. Oldu. Yok aynen. Yani Portekiz 6 yaptı, Brezilya 6 yaptı. Abi. Bugün Portekiz kazanamazsa. Brezilya ve Portekiz bugün cuma bugün. Evet. Yok. Şimdi bir de diğer gruplardı. Mesela atıyorum Avustralya, Danimarka grubu da çok iyiydi. Son oraya maçlarda, geleceğim. Bence bir şey daha izliyoruz. Gruptan çıkan İspanya dahil ki ben turnuva favorimdir. İspanya, elenenlere bakalım. Belçika, Danimarka. Bunlar son 4-5 turnuvanın en iyi takımları. Yarı finalisti Danimarka Euro 2020'de. Ki ben turnuva başlamadan önce çok Danimarka zaten ayrı bir şeyle incelenmeli bu turnuvada. Ne olduğu ile ilgili. Yani hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Bir puan aldı bu takımı. Evet. Çok saçma. Biri gol attı. Tunus Avustralya var grupta. Bir gol attı. O da duran toptan Fransa'ya çok şans bir golüydü. Yani pozisyonu da yok çoğu maçta. Belçika, Danimarka, başka kim gitti? Almanya, İspanya var işte elemesine rağmen. Abi bu takımlarda hiçbir hırs emaresi, hiçbir öfke, hiçbir nasıl desem sinir falan göremiyoruz. Belçika dün Hırvatistan'a elendi. Lukaku çok garip şeyler yaptı. Ama isyan eden, bağıran çağıran, tekme atan. Yani bence dünya kupalarını bu kadar güzel yapan şey bu zaten. Yani Avrupa futbol kültürü olarak bana kalırsa diğerlerine oranla çok daha ölü bir yer. Yani Costa Rica oraya gelirken bir kavganın içine geliyor. Tamam bu çok değerli bir şey. Dün işte bir tane video yapmış Alajuelense kulübü. Altyapı çocuklarını sıralarda maç izlerken çekmişler. Yani müthiş bir şey. İşte Fas'ın yaptıkları. Tarih yazılar yani. Abi bu sen geçen bölümde demiştin ya bu oyun hala isteyenin kazandığı bir oyun diye. Hı? Hani isteyenin evet kazandığı abi, bir ya oyun. Tam olarak öyle. Çok görüyoruz mesela Belçika istemedi bence. Kesinlikle öyle. Daha çok isteyenin kazandığı bir oyun. Bak şöyle söyleyeyim ben sana. Avustralya gerçekten açın kadrosuna bakın. Aaron Moy en şey oyuncu. O da 32-33 yaşına geldi. Daha temposu düştü. İşte o Michel Duc Japonya 2. liginde oynuyor. Leki 2014 Dünya Kupası'nda Leki'yi konuşuyorduk. Ki Bundesliga 2'de oynadı uzun süre. Aziz Behic var. Dundee United'da oynuyor.
Yani kadro kalitesi çok düşük. Ama çok istiyorlar. Hem çok istiyorlar. İşte Melbourne'den görüntüler falan geldi. Gördünüz mü bilmiyorum. Gecenin dördünde. Hem çok istiyorlar hem de doğru formülü koydular. Ya ama Avustralya 2 tane maç kazandı. 6 puan aldı ve ikisinde de gol yemedi. Bir de şey oldu abi, mesela Tunus Fransa karşısında öne geçti. Avustralya hemen bir reaksiyonla, o zaman öyle olsa çıkamıyordu ya Avustralya. Evet. Tunus çıkıyordu, Avustralya hemen Tunus golü buldu. Hayır, Avustralya Danimarka'yı yendi ve öyle biri bir olma ihtimali bile yoktu maçta. Evet. Çünkü oyunu kırdılar, bozuyorlar. Aynısını şey yaptılar, Tunus'a yaptılar. Ya böyle takımlara karşı oynamak çok büyük sinir krizi ya. Çünkü hiçbir türlü mesela Eriksen'inle topu buluşturamıyorlar. Çünkü orada 2-3 kişi sürekli geziyor böyle, tamam mı? Grupta kalan Costa Rica ve gruptan çıkan Avustralya bence turnuvanın çok değerli iki takımı. Tabii Japonya'ya değinmeden olmaz. İki tane dünya devinin iyi 1-0'dan geri dönmek çok mantıklı şeyler değil. Öyle bir de son dakikada falan da dönmediler. Dönüp oyunu devam ettiriyorlar. Dün İspanya dakika 80'de ikinci yarıda bir şut atmıştı. Japonya biraz daha elektrik yapabilir. Şimdi kimle eşleştiler? Şeyle, Hırvatla. İspanya'da ikinci olmaktan memnundur bence. Fas birinci oldu ama İspanya ile eşleşti. Yani Hırvat, biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda da İspanya-Hırvat 3-3 bitmişti. Uzatmalarda İspanya kazanmıştı. Bu arada Fas da gayet. Fas müthiş takım. Fas'ı diyeceğim. Şimdi Fas bir ton şeyle geldi buraya. Vahit Halilhodžić krizi, işte Hakim Ziyech'le Mazrui kadroya döndü. Hakim Ziyech inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Çok kariyerinin hiçbir döneminde bu kadar sorumluluk aldığı bir şey yok, bölüm yok. Bence Vahit Halilhodžić'in tarafından kadro dışı bırakılma süreci vesaire de onda bir şey yarattığını düşünüyorum. Olgunluk değişikliğine. Orada da Regrao'yu hoca, zaten ben Afrika'dan da çok iyi tanırım. Çok iyi bildiğim, çok başarılı bir adam zaten. Genç antrenör. Tarih yazıyorlar onlar da. Yani 7 puan. Belçika, Hırvatistan, Kanada grubunda 7 puan. Bence çok çok iyi yani. Bir gol yediler. Kendi kalelerine attılar onları. Evet. Ortada hiç pozisyon yokken gol oldu. Ve bu hoca geldiğinden beri 8 maçta bir gol yemişler. 9 maçta bir gol mü ne? Şimdi bir de Fas'la İspanya arasında da geçen ben Fas-Belçika dedim ama Fas'la İspanya arasında daha geçmişe dayanan bir Cebeli Tarık meselesi var. Hatta Afrika haritasına baktığınız zaman Fas'ın alt tarafında Batı Sahara diye bir yer görüyorsunuz. Bir şeyi belli olmayan, statüsü belli olmayan. İspanya ile ilgili, Fas'la ilgili yıllardır o bölgeyle de alakalı birçok şey yaşanıyor. Politik diyelim, hakimi İspanya'da doğmuştur. Bunun gibi işte atıyorum İspanya'nın Afrika'da toprakları vardır. Bunu biliyor musunuz? İspanya'nın Afrika kıtasında toprağı var. Hatta oradan bir takım La Liga'daymış eskiden. Hatırlayamıyorum şu an. La Liga Mete'ye soralım. Az önce aradı bu arada. Ceuta olabilir. Ceuta. Emin olamadım. Hemen yazıyorum. La Liga Teams in Afrika. Maghreb Tetuan. Ama o şu an şeyin. Ha bak işte bu olabilir. Yok. Bak UD Ceuta. Maghreb Tetuan'ın logoyu gördünüz mü? Atletico Madrid. Bakayım. Neredeymiş bunu yeri? Tetuan. Yok bu belki La Liga'da oynamıştır ama Ceuta olması lazım benim dediğim. UD Ceuta. The only African club ever to hold a spot in the top flight European Football League. Kimmiş? O işte Maghreb Tetuan. O aynısı. La Liga'da oynamış değil mi? Aynen abi. Tamam o. Ama işte o orada bağları vardır uzun süredir. İşte bu Cebeli Tarık'ın statüsüyle alakalı da. Orada da bir şey yaşanabilir. Politik gerilim. Hatta sallamıyor olmayayım. Ya sallıyor olmayayım. Bu şeyler var ya hani. Eşleşemeyen takımlar var ya. İşte Rus-Ukrayna. Rus, işte Ermenistan, Azerbaycan. İşte İsrail, Filistin gibi. Bir dönem Fas, İspanya'da sanki bu statüdeydi, emin değilim. Maçlara geçelim istiyorsanız. Bugün son grubun maçları belli olacak ama 6 tane önemli maçımız var önümüzdeki günlerde. Başlayalım istiyorsanız. Uygulamaya özel ilk yaptığınız kuponun 50 liraya kadar iadesini tuttur uygulamasına girip kayıt olup o haktan, o şanstan yararlanabilirsiniz. Bu kampanya ayrıca Dünya Kupası sonuna kadar devam edecek. Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Hollanda gerçekten hiçbir şey yapmadan sadece oyuncuların kalitesiyle ve antrenörün tecrübesiyle Euro 2020'de, yani bundan 1,5 sene önce oynanan turnuvada oynadığının tam tersinde bir oyunla gruptan çıktı. Yani Frank de Boer'un ben sevmem. Oynattığı oyun çok ofansif bir oyundu. Van Gaal baya dengeli, baya şey bekleyen, pas yapan, biraz İspanyavari bir uyutma oyununu tercih ediyor. Ama işte bu tecrübe bile sadece bununla bile gruptan çıkıyor. Orada Cody Gakpo ve işte ben serbest oynayan, ya Barcelona'daki rolünü hiç beğenmediğim için söylüyorum. Frankie de Jong'a da bayılıyorum. Daha özgür oynayan. ABD ile eşleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri çok ilginç bir takım bence. İran karşısında da ne kadar acayip bir potansiyele ulaşabileceklerini gösterdiler. Yani bir frikik oldu. Topun başına gelen oyuncunun 4'ü de 20 yaşındaydı. Ve bunlar hepsi Avrupa'nın çok önemli kulüplerinin kilit oyuncuları. Yani Yunus Musa Valencia'nın en kilit oyuncularından biri. İşte Chris şey geliyor. Öbür neydi ismi? McKennie. İşte Timothy Weah geliyor, McKennie geliyor. Yani McKennie
McKennie, Juventus'un Dinamos'u. Tyler Adams, Leeds United'ın Dinamos'u. Ya Tyler Adams ilk oynadığı maç neydi? Amerika. Galler. 6 top çalmış abi. 6 top çalma acayip bir rakam yani. Bir de top çalma şeyleri eskisi gibi değil. Değişti artık. Topu tamamen kontrolünü alman falan gerekiyor. Acayip bir oyuncu yani. Kaptan yapıp zaten ona belli bir sorumluluk da vermişler. Ve 23 yaşında kaptan abi. Kesinlikle Leeds United onu çok uzun tutamaz. Acayip bir turnuva geçiriyor. Amerika ilginç bir takım. Çok hızlı, tehlikeli. Kesinlikle Hollanda'ya problem çıkarabilecek bir takım ama Hollanda'nın tecrübesiyle o maçı sönümleyebilir. Yani ben Van Gaal'i çok beğenirim, severim. Bu Hollanda'yı hiç beğenmiyorum şu anki halini. Sanki Amerika'yı şeyle yenecekti. Çünkü şöyle değil, şöyle bir şey söyleyeyim. İran hiç oyuna giremedi. Ta ki 75-80'e kadar. 80'de Berhalter, Amerika'nın hocası, savunmayı üçlü yapıp ilerideki hızlı oyuncuları çıkardı. Sadece Aronson ve Hacerayt kaldı ileride. O üçlü savunmadan sonra gel bana gol at dedi aslında İran'a. İran zaten birkaç tane çok kritik gol kaçırdı. Neredeyse oradan bile şeyi veriyorlardı. Ben bunu şeye bağlıyorum biraz. Takımın genç olmasına, antrenörün biraz daha tecrübesiz olmasına. Sanki Van Gaal bir şekilde bir pakete koyup Amerika'yı dışarıya çıkaracak gibi geliyor. Hollanda kazanır demiş. Siz ne diyorsunuz? Abi bence sürprizlere açık maç düşünüyorum ben ya. ABD alabilir yani, diyorsun. Alabilir. Ya çünkü Hollanda'nın mesela Ekvador maçını izledik. Yani evet. Hiç sağlar yoktulardı. Evet. Yani hani o tarz bir de Amerika'da çok böyle hızlı baskılı. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Son maç Hollanda'nın Katar'la oynadığı maç. 49'da 2-0 oldu. 85. dakikaya kadar Hollanda'nın şutu yok. Yani biraz aslında bunu tercih ediyorlar bu arada. Ben çok mecburiyetten yaptıklarını düşünmüyorum. Hollanda'yı hiç bu turnuvada istemedikleri bir sonuç altında görmedik. Geri düşmediler. Evet. Ya da işte 0-0'dı işte ilk maç örnek veriyorum. İlk maç olduğu için bir puan çıkaralım. Zaten Katar'la oynayacağız 3 cepte gibi gördükleri için muhtemelen. Aha. Bir eğer böyle şey olursa, böyle istemedikleri bir durum olursa örneğin. İkinci maç pardon Ekvador'a karşıydı aynen. Ki Senegal maçı da 0-0 gidiyordu. Aynen. Çok ekstra bir gol geldi. Aynen öyle. Ondan sonra böyle Amerika eğer olur da böyle maç 0-0 iken işte 40'da, 30'da vesaire atarsa o zaman ne yapacaklarını çok merak ediyorum. Çünkü sanki bir B planları hani bununla alakalı bir şeyleri yok gibi. Tamamen buna A planına çok ama bir yandan mesela şeye de hiç şaşırmayız. Mesela dün Belçika son 20-25 dakika acayip bir oynadı ya. Evet. O dominasyondan bahsediyorum. Mesela Hollanda'da onu çok rahat yapabilecek bir takım. Kesinlikle çünkü evet. Amerika'da da şey var ya zaten dediğin gibi hocam yani hem tecrübesizler hem antrenör de tecrübesiz ve bir durumu olsa zaten biraz geri çekip kabulleneceklermiş gibi de bir hava var. Hı hı. Böyle bir patlama da olabilir. Yani ben sana katılıyorum. Yani ben de tecrübesiyle bir şekilde hatta belki uzatmalara kalıp uzatmalarda hatta penaltılarda bile. Yani Van Gaal'in elindeki malzemeyi bir şekilde yukarı atacağını düşünüyorum. Yani hani... Amerika değil bence de o takım. Ama kesinlikle Amerika çıkıp iki tane atsa şaşırmayız. Aynen öyle. Çok bir maç. Onun potansiyelini çok dedi. Ben Hollanda kazanır diyeceğim. Amerika'nın bence şu an bir tane böyle sağlam bir bitiricisi olsa iyi. İşte bununla ilgili antrenöre İran maçından önce soruyorlar. Hani bir santrafor probleminiz var mı diye. O da hiç böyle bir problemimiz yok diyor. Var gibi ya. O dünya futbolunun 9 numaralarla azlığıyla alakalı bir şey. Ya orada işte Hacı Wright'ın kadroya girme sebeplerinden birisi de oradaki oyuncu azlığı. Ya biraz hani mesela 9 numaradan ziyade mesela İngiltere maçında gördük abi. Takımda bir iki tane daha böyle daha iyi bitirici olan ya İngiltere maçında görse, çok da şey olmadı sanki. Bir tane yani çok... tane gol ama çok da gibi yani. Yani o iki takım da bence 0-0 iyi gibi geldi onlara. Ya böyle pozisyona çok giriyorlar ama eski müttefik onlar. Sonlandıramıyorlar ya biraz. Yani o koskoca ülkeyi ben kurmadım. Onların birbirlerine ahdi vefası var. Şimdi ben sana katılıyorum ama takımın bu hali çok işliyor. Yani bunu mesela çok iyi düzeye getirdiğiniz zaman golü bir şekilde içeri atıyorsun gibi geliyor bana. Evet, ikinci maça geçelim. Arjantin, Avustralya. Yani Avustralya turnuvanın en büyük sürprizi. Çok konuşulmuyor. Onun bazı sebepleri var. Birincisi takımda enerji şey oyuncu yok. Ünlü oyuncu yok. İşte söyledim. Eskiden Tim Cahill vardı. Lucas Neal vardı. Harry Kewell vardı. Mark Viduka vardı. Brett Emerton vardı. Hep yani bilinen Premier Lig'de olan işte Tim Cahill hani o turnuva dünya kupalarına çok damga vuran oyunculardan birisidir de. Bu takımda kimse yok. Yani en öne çıkan Aaron Moy o da karizmatik olmayan bir adam. Yani gerçi çok iyi bir oyuncu. Ama hocaları da bakıyorsun. Hani önemli bir şey gibi değil. İşte Graham Arnold. Ama yaptıkları şey ya yani Japonya'dan daha büyük. Sürpriz. Avustralya'nın çıkması gruptan. Yani o kadro kalitesiyle kesinlikle. Evet. Yani ki Japonya mesela kadroyu kurarken acayip zorlandı ve dışarıda çok iyi oyuncular kaldı. Ama mesela Avustralya nerede iyi bir oyuncusu var? İşte hatta şöyle geçen baktım. Sanırım 9 oyuncusu Avustralyalı değil. Yani orijini. İşte Hrustić var. İşte Boşnak.
annesi Roman. Öbürü var, Karaçiç var, işte o Hırvat. Bizim lige gelen Mabil vardı, Avar Mabil. O mesela Mabil'in şöyle bir hikayesi var. Avustralya değişik bir yer. İşte Kanada'da biraz öyle, tamam mı? Bunlar biraz işte göçmen ülkeler ya, hani o iş yükünü hep... Mabil, Sudan İç Savaşı'nda, Ömer El Beşir zamanı, bu Güney Sudanlılara yapılan çok ciddi haksızlıklar var. Katliam boyutuna varan. O dönemde Kenya'ya kaçıyor ailesi, Güney Sudan'da. Güney Sudan şu an bir ülke ama benim bahsettiğim zaman da henüz ayrılmamışlardı. Ve Kenya'da mülteci kampında doğuyor mesela Avar Mabil. Sonra ailesi immigrant olarak, göçmen olarak Avustralya, birçok işte o sanırım, yanlış söylemeyeyim, Karaçiç olması lazım. Frank Karaçiç'in ailesinin fertlerinden birisi şey savaşında ölüyor. Yugoslavya savaşında ölüyor. Bu açıdan da bu tarz ülkeler biz işte empati kuramıyoruz. Yani bunlar farklı uluslar ve o Aussie kimliğiyle, işte Kanada'da bunun benzerini. Bunlar biraz suni olsa da güçlü duygular. Bize suni gelse de. O açıdan enteresan bir takım. Maça geçiyorum. Hani Arjantin hani acaba dedirtti ama sonraki iki maçı çok, bence çok rahat aldı. Meksika maçı da dahil. Yani o maç bir şekilde çözülecekti. Sadece şeye dönüp bir şey söylemek istiyorum. O Arjantin Meksika'ya ilk golü attıktan sonra Arjantin geri döndü komple. Polonya maçında Copa Amerika'da izlediğim. Aynen. Arjantin çok rahat kazanıyorlar ve şey, rahat kazanma sebepleri skorla alakalı değil. Pozisyon vermiyorlar. 1-0, 2-0. Pozisyon vermiyorlar. Yani Lewandowski'nin olduğu takım. Onlar da çok istekli değildi ama pozisyon bulamadı. Ya burada bu Arjantin-Avustralya maçında yani ne diyebiliriz ki? Oran zaten düşüktür. Şey yapabiliriz. Arjantin ilk yarısı, ilk yarı 0-2, ikinci yarı 1 diyebiliriz. Arjantin kazanır diyebiliriz. Bu şekilde oranı biraz yükseltebiliriz. Avustralya bir tam daha şey yaparsa, ki onların şeyi vardır, 2006 Dünya Kupası'nda bir İtalya maçları vardır. Son dakikada Grosso'ya verilen korkunç bir penaltı. Yani bugün hala tartışılan bir penaltıyla elenmişlerdi 2006 Dünya Kupası'nda, ki orta İtalya şampiyon oldu. Hala onun şeyleri var Avustralyalılarda. Travmaları var. Çünkü ben hep bütün hesapları takip ettiğim için onu da görüyorum. Ya bunu da geçer, ya burayı geçerseler zaten hani diyecek bir şey kalmaz ama futbol mucizesi oldu sanki. Bir tane daha Avustralya üzerinde çok zor gibi geliyor. 0'dan 1 diyelim. Fransa, Polonya. Fransa 4-6-8-10-8 tane orta sahayla çıktı Tunus maçından. Mağlubiyetle ayrıldı. Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Tunus da gider ayak eski ya da hala devam eden gizli düşmanını yenmiş oldu. O intikam duygusu ne kadar istesek ya da istemesek de futbol maçlarına da yansıyor. O açıdan ilginçti. Polonya, şöyle bir istatistik gördüm. Turnuvada Dünya Kupası boyunca 4 tane takım sadece bir maçta gol atıp üst tura çıkmış. Bunu alan biri Polonya. Yani sadece 2-0 kazandıkları maçta gol atabildiler. Az kalsın eleniyorlardı. Bence elenmemiş olmaları bir Lautaro Martinez'in suçu. İkincisi Meksika'nın 5-6 yapabileceği maçı bir türlü çözememişi. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Meksika 2-0, 3-0 yapsa Meksika gidiyor. O şekilde şeyle, kartla, o dünyanın en saçma kuralı bu arada. Kart demek niye kötü bir şey oluyor onu anlamadım ben çünkü. Meksika gol yedi 95'te. Sonra maçı bıraktılar, dikkat ettiyseniz. Şunu düşünmediler halbuki. 3-1 ile 3-0 arasında fark yok. Bir gol daha atsalar yine onlar çıkıyordu. Yani ama o maç aklına gelmeyebilir. Çünkü 3 farkında gibi algılıyorsun. Ümit hatta kardeşim bana şöyle bir şey dedi. İlginç de geldi söylediği şey. 3-0'a değil de 3-1'e oynasaydılar maçın başından beri. Daha dengeli bir oyundan bahsediyor. Alırlardı turu dedi. Bana da ilginç geldi. Ama o daha bir şey olabilir. Seninle konuştuk ya biraz. Psikolojik şeyler çok... Tabii ki. Yani, oğlum çok saçma. Devre arasında konuşuyorsun. Kart var diyorsun. Kart yememen lazım. Gitti bir tanesi Polonya'da. Krizovyak gitti. Kart yedi. Oyuncağı ben oyundan çıkarıyor. Komik de. Adamlar o kadar denedi adam atlar. Şimdi gol Fransa'nın gıcıklığına aslında bu Polonya'nın gıcıklığı güzel cevap olur ama Polonya'da o ışığı hiç göremedik. Ama ne olursa olsun yani 3 tane takıma bakıyorum. Meksika, Suudi, Polonya. Suudi ilk maç dışında çok kötüydü. Meksika ilk iki maç dışında, ilk iki maç berbattı. En çok Polonya hak etti gibi geldi bana. Kimse çıkmasa bile olurmuş Arjantin'de. Aynen. Bir şey. Öyle bir İki tane Fransa falan. Aynen. Evde kalanlar gelse işte Ferland Mendy. Takımda yok mesela. Polonya'da şeyle gelmişti değil mi abi? Rusya'yı ihraç ettikleri için bir tur atlamıştı elemelerde. Evet. Öyle çıktı. Finale oynadı. Yolları da rahattı. İskoçya'yla mı oynadı hatırlamıyorum galiba ama. Galiba abi yani. Yok, İskoçya'ydı. İsveç'le oynamışlar. Bir tur oynadı değil mi? Aynen. İsveç'le oynamışlar. Ya Rusya'yla oynayacaklardı. Sonra o otomatik geçince İsveç'i yenip çıkmış onlarla. Tabii İsveç'i de yenmeleri de beklenmiyordu da İsveç de kabuk değişti. İsveç deyince şimdi bambaşka bir yerden konuşuyoruz gibi geldi. Adamları öyle dışarıda düşmüş gibi. Sürekli Dünya Kupası'nda olan bir takım şaşırtıcı. Tek İskandinav takımı var şu an Dünya Kupası'nda, evet. Danimarka. Şimdi Fransa tabii ki turu geçer ama yine gıcık bir maç. 0'dan 1 diyelim. Yani oranları arttırmak için söylüyorum bunları. 0'dan 1 deneyebiliriz. İngiltere, Senegal. Senegal'in Ekvador'un önünde bitirmesi hiç sürpriz değil. Çok iyi oynuyorlar. Ya Ali Yusuf'sa orada artık hani hem Afrika Kupası'nı kazandı hem 2. Dünya Kupası. Bence rüştünü ispat etti. Afrika'da Afrikalı hoca olmak zordur çünkü. Ekvador'un dışarıda kalması beni üzse de hak eden bir Senegal.
geldiği için bir şey demiyorum. Kaybettikleri Hollanda maçında bile çok iyilerdi. Daha iyilerdi zaten. Evet. Evet. Yani Senegal tamamıyla hak edilmiş bir 6 puanla buraya geldi. İngiltere'ye karşı çok bana kalırsa bence de. Bana kalırsa ben üst skorlarla bir şey bekliyorum. Ya hatta Senegal'in skora katkı yapması şaşırtıcı olmaz. Orada Koulibaly ve Garna Gueye'nin takımı psikolojik olarak sırtladığını görüyoruz. Çok büyük oynuyorlar ya. İkisi de çok büyük oynuyor. Golü yediler. 2 dakika sonra attılar. Evet. Yani eleniyorsun bir tane. Bir de onu 5 dakika içinde falan atman lazım. Yoksa evet. Atamaz. Evet. Yoksa dönecek. Evet. Attılar. Garna Gueye orta sahada acayip. Daha öbür oyuncular da iyi ama bu ikisi ya tecrübelerinin karşılığını... Mane olsa bir de bu takımda. Belki böyle iyidir. Işlerde, evet. Mesela Mısır, Salah burada mı? 2018 Salah hani sakattı falan oynayamadı. Mesela oynadığı maçlarda takım çok kötüydü. Salah yokken daha iyi oynadılar. Mane dönseydi bile belki o sakatlıktan dolayı takım etkilemiyor. Şu an %100 diri bir oyun şey var. Diri bir Traore. görüntü var. Ne demiştik maça? Üst demiştik. 2.5 üst diyelim. Diğer maça geçelim. Bu arada kupa boyunca devam eden Tuttur'daki Tuttur'nuva'ya kayıt olup şartlar alıp yarışmaya da katılabilirsiniz. Orada sürpriz ödüller sizi bekliyor. Dün belli olan İspanya, Fas'a geçelim. Az önce de konuştuk. Bu politik değeri de olan bir karşılaşma. Fas herkese sıkıntı çıkarabilecek potansiyelde ve dediğim gibi yani İspanya maçın bazı bölümlerinde gerçekten hani sahadaki oyuncuların ruhu çıkarılıyor. 20 dakika sonra geri takılıyor gibi bir görüntüsü vardı. Çok tatsız. Böyle şeyleri izlemekten sıkılıyorum. Ben İspanya'yı çok beğenirim. Rodri dün 211 pas yapmış. Pas. Denediler. Klasik o şeye dön. Yok hani dedin ya biraz böyle sıkıcı oluyor çünkü. Öyle çünkü. Yani oyunu topta ayakta tutarak Guardiola bunu böyle yapmıyordu. Yani bu Luis Enrique biraz bence o formatı değiştirdi. Uzun süredir böyle bu takım bu arada yani. Topu ayağında tutuyor. Çok kolay fark atamıyor. İşte bu Costa Rica maçı öyle oldu. Ki orada da öyle basıp gidelim diye değil. Her gittikleri gol oldu. Çok şut yok. 8'i sabit şut 7 gol mü ne? Hepsi girdi. Biraz da şey vardı. Gavi ile Pedri izlemek çok keyifli ama abi. Çok güzel. Yani onun oyuncuların hepsi çok iyi. Ya İspanya milli takımının oyuncuları acayip yani. Hala o Sergio Busquets çok etkili yani. Onları görmek güzel yani. Bu takımın oyuncuları farklı da bir de ezbere oynuyorlar. Fakat bu sistemi oynarken bu kadar taviz veremezsin. Yani işte Almanya attı. Leroy Sané son dakikada golü atsa ne olacak? Çok kötü sıkıntıya girmişti. Dün 1-0. Costa Rica da eliyordu işte. Costa Rica yense. Maçı bir ton kriz. Yani bu kadar taviz veremezsiniz böyle oynayıp. Ben İspanya'nın hala benim favorim yani olmasını istediğim takım. Tabii ki Fas'ı geçmesemiz ama Fas kesinlikle arıza çıkaracaktır. O da çok, çok güzel, keyifli maç olacak. Çok güzel maç olacak. Risk alıyorum karşılıklı gol var diyorum. Oranı da bayağı yüksektir. Yani iki civarı bir şeydir. Diğer maç da Hırvatistan, Japonya. Bu da çok güzel maç. Hırvatistan, Belçika maçının son 30 dakikasını bence çok kötü oynadı. Gol yememeleri zaten biliyorsunuz Lukaku'nun beceriksizliği. Bir de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hırvatistan'dan Lovren'e çok büyük oynuyor. Yanındaki genç oyuncuyla beraber Guardiol'le. Guardiol'de neden 150 milyon pound istendiğini açıklayan oyununu oynuyor bu turnuvada. Bence çok etkili. Ki sol bek başlamıştı kariyerini biliyorsunuz. Hırvatistan, Japonya. Ben çok güzel bir maç izleyeceğimi düşünüyorum. Hatta en heyecanlı maç bu olabilir bu turdaki. Hırvatistan lehine oyumu kullanmak istiyorum. Japonya'nın şöyle bir özelliği var. Anlayamadım ne olduğunu. Çok hızlı bir şekilde hücuma gidip gol atıyorlar, tamam mı? Yani böyle bir anda gol oldu. 5 dakika oynayıp 90 abi, dakika. Abi hiç anlaşılmıyor. Yani bu kadar yüksek şeyli hücum etmek. Mesela atıyorum Costa Rica'ya karşı o topu ayaklarında tuttu. Oyunu oynayamadılar. Costa Rica maçında kaçan pozisyonları yok. Neredeyse. O dominasyon oyunu ama bu sapık oyununu tırnak içinde oynuyorlar. Yüz oynuyorlar. Belki de işte favori oldukları takıma karşı çok bir şey yapamadan tamamen favori gösterilmedikleri maçlarla böyle. Yani orada tutuyor o denklem herhalde. Ben onu biraz şeyde bağlıyorum. Hücum oyuncuların seri ve hızlı oyuncular olmasına da bağlıyorum. Tabii. Doğan falan. Ki dün ikinci golü atan Ao Tanaka benim uzun süredir takip ettiğim o Kawasaki'nin, o uzun yıllarda şampiyon olan Kawasaki'nin orta saha oyuncusudur. Sonra şeye geldi Almanya'da. Güzel tarafı falan bilmiyorum. O muhtemelen bu tur onun ben ikinci şeyini bekliyorum çünkü. Bir transfer daha yapacak. Onun iyi olmasını bekliyorum. Bu turnuvayı çok iyi geçiyor. Tanaka. Onu da bir ayrı gözle izlemenizi tavsiye ederim. Ben Hırvatistan kazanır diyorum bu maça. Benim ve Bahadır gibi arkadaşların da içinde olduğu Yazarlar Kulübü'nde kupa boyunca da yorumları ve kuponları görebilirsiniz. Orada önemli tavsiyeler ve yorumlar var. Bu turnuvada saha içi çok keyifli izliyoruz şu anda. Çok güzel gidiyor. Biraz politik olaylar falan da var ama böyle biraz saha dışı hani Katar'da olması sebebiyle muhtemelen biraz böyle o eski alıştığımız renkli görüntüler vesaire eksik. Dekolteli kadından falan bahsediyorsun. Mesela, renkli onlardan birisi. Ya şimdi maçta da öyle bir şey aramıyorlar bu gibi geliyor bana. Yani her yerde zaten öyle bir arayışı var ama maçta da sen de 90 dakika sabret Orhan.
Yani maç dışında da sosyal medyada bir şey göremiyoruz, edemiyoruz abi. Evet, böyle işte eğlenen insanlar zaten. Bak ama doğru, biraz havaya sokamıyor. %100 haklısın ama onlara çok tahmin edilebilir şeylerdi zaten hani turnuva başlarken, burada evet, da konuştuk. Beklediğimiz şeyler oluyor. Beklemediğimiz şeyler sportif olarak oldu. Yani sürprizler var ama işte politik olaylar, İran ABD ki bugün Sırbistan İsviçre acayip şeyler olabilir. Orada Kosova Sırp kavgası var. Hakeza Uruguay Gana var bugün. Suarez'e şeytan meytan demişler Ganalı taraftarlar. Bir tane Ganalı manyaklık yapıp Suarez'e bir şey yapmaz inşallah. Öyle bir şey var. Onlar 12 yıldır kabus görüyor biliyorsun. Fakir ve gururlu emekçi Gana halkı 12 yıldır rüyalarında Luis Suarez görüyor. Bir de çıkıp şey demiş dün. Ben sanki birinin ayağını kırdım demiş. Ben penaltı yaptım, kırmızı kart dedim. Penaltıyı ben mi kaçırdım demiş. Kendi açısından haklı gibi hocam. Çok haklı. Yani. Atsaydın madem penaltıyı diyor yani. Ya kendi açısından tabii ki haklı. Ama gurur duyacak bir şey de yok ortada. Zaten hatırlıyorsanız hani Suarez'e o tarz bir kolektif bir nefret güdülmedi. Gana halkı ayar oldu. Asama Acıyan topu uzaya attı. O atmasaydı tamam. Ama ben Suarez'den kariyeri boyunca bu yüzden nefret edildiğini hiç görmedim. Doğru olmaz ama Ganalı olsam tabii ki nefret ederdim yani. Dünya Kupası görecek ilk şey, yarı final görecek bir Afrika takımı. Acayip de bir takım hakikaten. Tabii. Başka bir şey şey olabilirdi yani dünyada. Çok güzel bir kupa izliyoruz. Eşleşmeler kesinlikle de çok heyecanlı. Kesinlikle. Şu an gerçekten. Dediğim gibi yani birkaç tane de olay kaldı. Ben 3-4 tane de olay görürsem kendi izlediğim en iyi turnuva diyeceğim. Ve hiç beklenmediğimiz bir zamanda, hiç beklenmediğimiz bir yerde olmasına rağmen. O yüzden de belki hani beklenti düşük. Herkes böyle bir kısır savunma geçmesini bekliyor. Sep, millet Sepp Blatter'den şey, Platini'ye hayır duası moduna geçmek üzere. Ben sana söyleyeyim. Bu arada bir kitleye daha laf etmek istiyorum. Bu turnuvayı çok takip etmeyenler, sadece büyük maçlara bakanlar falan, turnuva zevksiz propagandası yapıyor ilk günden beri, dikkat ediyorsanız. 0-0. Terbiyesizlik olan yapmayın. Bak direkt gözünüze bakıyorum. Ciddi söylüyorum. O 0-0 çok var falan. Ya oğlum dün Hırvatistan maçı da 0-0'dı. İnanılmaz maçtı. Turnuvanın ilk maçları, ikinci maçları falan 0-0 bitebilir yani. Anormal ne var burada? Bu adamlar her dakika beraber oynayan adamlar ha, değil. Ya adam işte sürekli İspanya'yı izliyor. İşte Portekiz maçına bakıyor. Hep sıkılıyor yani. Sıkılırsın. Abi öbür maçlarda neler oldu? Cümbüş, Tunus, Avustralya, Cümbüş, Japonya, Costa Rica, Ghana, Kore, diğer Kamerun, Sırbistan, inanılmaz maçlar izledik yani. Bence çok iyi bir turnuva oluyor. İkinci maçtan itibaren turnuva oturdu. İkinci maçlardan itibaren. Ben bugün de işte Sırp ve İsviçre maçı ve Ghana Uruguay maçında da vukuat bekliyorum. Kamerun Brezilya da fena olmaz gibi hocam. O da değişik bir maç olacak. Sanırım Tite biraz Alex Teyze'si falan filan. Bazı oyuncuları değiştirip başlayacak. Bakalım oradan Kamerun'dan bir şey bekliyoruz. Şeyi de söyleyeyim. Aboubakar'ın attığı gol bence turnuvanın en iyi golü. Çok muhtemelen offside diye öyle bir gol attı. Onu diyecektim ben de. Yani bilinçli değil. Dönüyor ya. Hayır, bilinçli atar. Geri dönüyor falan. Bilinçli atar ama onu tercih etmeyebilir. Daha kolay bir şekilde atabilir. Çalım atmak ister. Çok özel ve büyük bir oyuncu. Aboubakar bir Drogba olamadıysa onun sakatlık kariyerine. Dizli. Kesinlikle. Yani bence bu oyuncu bunun sağlıklı hali Eto'o Drogba seviyesi. Hatırlıyorum abi. Net. Bir de o son maçta da 55'te oyuna girdi. Maçın oyuncusu seçildi. Abi girdi. İki tane oyunu kırdı ya. Biri yazmış ya Abduş diye. Abduş futbolu aşmış bir oyuncu. %50'si bile varsa Sırbistan gibi bir bu turnuvanın gizli favorisi falan deniyordu. O kadar gizlemişler ki nereye gizlediklerini göremiyorum şu an. Bakalım bugün ne yapacaklar. Onlar da büyük bir hayal kırıklığı şu ana kadar. Abi bir tane fantezi bahis isteyeceğim. Fantezi bahis isteyeceksin. Evet. Verelim. Vereyim hemen sana. Verdim. Fas, ilk yarı Fas, ikinci yarı İspanya. Teşekkürler. Fantezi. Ben de bir tane vereyim. Buyur. İlk yarı Senegal, ikinci yarı İngiltere. İkisini birleştirin. Paradan şapka. Ben de verebilir miyim? Sen de ver. Bir yere işimiz. İlk yarı Hollanda, ikinci yarı Amerika. Herkes aynı. Hadi babam. Biz bu bahis programı yapmasak daha iyi olabilirmiş. Barış sen? Benim sürprizim yok. Bir oran verdi o da. Benim gizli gündemim yok. Senin gizli bir gündemin yok mu? Tamam. 1'den 2, 2'den 2. Bir, burada garip şeyler verildi. Hepsini birleştirin. Üçünü birleştirin. 10 lira basın. Sahibinden koma girin. bir araba, bir de önüne şey çekersiniz. Ev bir de önüne araba. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen ilk kuponda kaybetme diye Tuttur'da 50 TL'ye kadar kayıp bonusu hediye. Hemen üye ol. Dünya Kupası'nda kaybetmeden Tuttur.